Herkese merhaba. Bu söyleşilerindesiniz. Bugün birbirinden değerli iki konuğumuz var. Hüseyin Avni Özkan'ı daha önce konuk etmiştik. Bugün Ahmet Faik Özbilge de şereflendirdi bu söyleşilerini. Tabii evlere kapandığımız şu günlerde, daha doğrusu insanların sadece çalışırken dışarı salınıverilip kendine ve yakın çevresine vakit ayıracağı zaman hapis edildiği bu ortamda beterin de beteri var deyip cezaevine de düşebilirdik deyip İstanbul'un tarihi bazı cezaevlerinden bahsedeceğiz bugün. Ayhan abi, sözü sana bırakacağım. Önce üç kelimeyle, onun ismini anmak yeter ama üç kelimeyle Ahmet Faik Özbilge desem. Ne dersin? Herkese merhabalar. Ahmet'i tanıtmak için üç kelimeyi de gerek yok. Hüseyin gibi ustam. Sağ Eyvallah. olsun bizi kırmadı. Bu yoğunluğunda geldi. Hoş geldi. Bitti. Evet, bizi utandırmak için getirdiniz herhalde ama Ahmet utanmayacağız ve devam edeceğiz. Buyurun efendim. Dinliyoruz sizi. Ben de Ahmet Faik gibi bir efsaneyle yan yana olmaktan çok heyecanlıyım. Abi şeref verdiniz. İyi ki geldiniz. Ayhan abi neden bizi cezaevlerine getirdi bugün? Ben de bilmiyorum açıkçası. Buyur abi. Ayhan. Şimdi bizim kuş söyleşilerinde yapmaya çalıştığımız herkesin bildiği fakat biraz kenarda kalmış konuları öne çıkartmak ve olabildiğince az bilinenleri gündeme getirmek. Bizim misyonumuz bu. Bundan ötesi de işte şimdi karşımda duranlar gibi o detayları falan onların anlatmasını sağlamak. Yani bunlarda da konular var. Azıcık değinin demek. Bunlara da bakın demek. Bu. Şimdi açılışımızı Sultanahmet'te iki cezaevi artı Beyoğlu'nda İstiklal üzerinde bir cezaevi üç tane ana konumuz var. İlk Sultanahmet'ten başladık. Osmanlı deyimiyle söyleyelim. Şu anda İbrahim Paşa Sarayı'nın yanındaki cezaevinden başlayacağız. Bunun ismi İstanbul Umum Ceza ve Tevkif Evi. Yani merkez cezaevi oluyor. İkincisi de bugün Four Seasons'ın olduğu, otelin olduğu yer. İkinci cezaevimiz o. O da Osmanlı kaynaklarında İshak Paşa Cezaevi diye geçiyor. Bilginize Sultanahmet cezaevi bu. Onun ismi İshak Paşa Cezaevi diye geçiyor. Tamamdır. Şimdi baktığımız yerden geniş açıdan bakıyoruz. Şu Ahmet'in ve Hüseyin'in yorumlarını alalım. Sonra abi her şeyden önce sizce nereden bakıyoruz? Ayasofya'nın minaresi mi? Evet. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü açı onu yakalıyor. Çünkü o su terazisi ve yanında milyon taşı şu anda görüntüde yok ama kazılan yer olması gerek. Oraya bakıyoruz ilk anda. Şimdi sonra şey yapılmış Ayhan abi, adliye sarayı yapılmış, Sultanahmet adliyesi yapılmış. Evet, evet, evet. Ve bahsettiğimiz, yani bizim bahsettiğimiz cezaevi de tamamen yıkılmış. Sadece giriş kapısı var, büyüterek göstereceğiz. Evet, defteri Hakani orada gözüküyor. Onun arkası işte İbrahim Paşa Sarayı. Bunun arkadan dolanan binaları da gözüküyor. Evet. Daha biraz henüz sonra, yere batanın üzerinde mahalle, park yok, bir şey yok. Biraz sonra bir resim daha göstereceğiz. Bu resme onun için daha dikkatli bakın. Bir de buranın mahalle olduğu. Mahalle buralar. Şimdi baktığımız boş alanlar mahalle. Biraz sonra o fotoğrafa da bakacağız. O gözden de bakın. Şimdi büyütebilirsen, pardon Barbaros, ilk resim. Büyüterek Alman Çeşmesi'nin arkasındaki o giriş kapısını yakalayalım. Evet, evet. Büyüt, 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 büyüt. Bak sağdaki duvara bitişik olan kapı. Evet, orası.
Onu görüntüye getirebilirsen. Şu an kalite düşecek çok yaklaşırsak daha fazla. Ama biraz düşür istersen. O biraz sağdaki düşün. Şey iki sütunlu yeri mi diyorsun abi? Evet orası. Evet. Tamam. Evet orası. Evet gözüküyor. Evet. Şurası cezaevinin kapısı. Giriş kapısı. Tamamdır. Yani bina yıkılmış ama kapı mı duruyor? Yani şu baktığımız tarihte duruyor kapı. Tamam. Şu anda o da yok. O da gitti. Şimdi nereye bakıyoruz abi? Şimdi ben yol gösterip sonra yoruma bırakayım. Önümüzde duran kubbe Alman Çeşmesi. Evet orası. Karşımızda İbrahim Paşa Sarayı. Dikkatinizi çekeceğim bazı şeyler var. Önünde bakın bir Arasta benzeri bir çarşı gibi bir şey var. Birkaç dükkan. İki, yanında bir kubbesi olmayan, minaresi yıkık bir cami var. Üçler Mescidi. Yani bugün orada çukur çeşmelerin olduğu yer. Şu anda da bir Üçler Türbesi'nin olduğu yer. Ha, türbe de var orada, doğru. Türbe de var bugün. Tam karşıya baktığımızda, deniz yönüne doğru baktığımızda hafif sağa doğru olan bina bugünkü üniversite rektörlük binası. İlginçtir. Metin Kural'ın adını sık sık anacağız. Yorumlarıyla katkıda bulundu. Yeniçeri Müzesi henüz yapılmamış. Bu detayı o verdi. İleriki resimlerde Yeniçeri Müzesi'ni de göreceğiz. Buna ek olarak sonradan yapıldığını söyledi. Mantıklı geldi bana. Tamam, sizin yorumlarınız. Obelisk de var bak sol köşede. Mısır Obelisk. Evet. Yani bazı evet burası diyeceğimiz mihenk taşları var işte bu Alman Çeşmesi, o Obelisk gibi. Sultan abi evet. Detaylı olarak ileride konuşmak istiyoruz. O yüzden şimdi cezaevi ve çevresinde sınırlı tutarak arzu ederseniz devam edelim. Evet. Ahmet bu çeşme şeyi biliyor muydun? Camiyi biliyor muydun örneğin? Şimdi beraber gittik oraya. Sen hatırlarsın belki Feridun Hoca da vardı. Hatta o gün orada biz aslında Bizans kalıntıları arıyorduk. Hatta aşağıya indik. Orada bir delik var. Senin söylediğin o çukur çeşmeden bahsediyorsak eğer. O grupta delik... ben yoktum. O gün gelmemiştim. Ha sen yoktun. Doğru. Doğru. Yani bu şekilde biliyordum. Feridun Hoca da bahsetmişti. Daha öncesinden de biliyordum da unutuyorum ben bunun ismini maalesef. İşte söyleyince tekrar hatırlıyorum. Sizlerden öğrendiğimiz görsel hafıza daha kalıcı oluyor. Yani evet. Resmini gördük şimdi artık unutmayız. Ben de öyle oluyor. Bilmiyorum sizlerde nasıl. Evet evet abi. Evet devam edelim bence. Evet şimdi bir Alman mahalleleri haritasından Sultanahmet Meydanı'na bakıyoruz. Bir şey bir geri dönebilir miyiz? Bir şey gözüme çarptı ama şu İbrahim Paşa Sarayı dediğimiz yüksekçe bina ki bu kadar yüksek miydi? Şimdi bu fotoğrafta şaşırdım biraz da. Onun arkasında bir bina gözüküyor. O İbrahim Paşa Sarayı'na mı ait yoksa o İran hastanesi vardı okuldan önce o mu acaba? Ha şimdi işte haritada onu söyleyeceğiz. Ha tamam peki. Şimdi peki, onu haritaya geçelim. Tamam haritaya geçelim. Evet. Şimdi ben gene meydanı görüyorsunuz. Alman Çeşmesi'nin yeri istersen bir tık büyüt Barbaros. Yukarıdan başlayalım. Alman Çeşmesi'ni okuyoruz. Evet. Prison General, yani siz hakimsiniz bunlara, ben Türkçe söyleyeyim de zaten dilimiz dönmüyor. Cezaevi diyor, doğru mu? Umum hapishane. Biraz yukarısında bakın. Despenmes yazıyor. Bu da kadınlar bölümü. Evet. Yerini birazdan göstereceğiz. Bu da şimdiki boş alan. Yani tramvay durağından indik. Merdivenlerden iniyoruz. Bir havuzumsu bir şey var. Alman Çeşmesi'ne ineceğiz. O alan. Firuza Camii ile İbrahim Paşa Sarayı'nın arasındaki boş alan. Kadınlar bölümü özellikle Firuza'ya
neredeyse bitişik gibi. Ya ben burada şeyi göremiyorum. Defteri Hakani, yani Tapu Kadastro var ya. Tamam, aşağı doğru kaysın yavaş yavaş. Buralarda mutabıksak. Şimdi bu arada Alman mavileri kullanıyoruz. Bu kaçıncı yıllardı? Bu da 22'ler diye aklımda kaldı. Pervitiç 22. Bu da o dönemler. 25-26 gibi. Yani Defter-i Hakani olmalı. Eğer biz göremiyorsak bile, çok yüksek çözünürlüklü değil bu. Onu büyütüp okumaya çalıştım, olmadı Ahmet. Prizon General'in yanındaki boşluk da olması lazım ama yok. Tam orada. Yani yazmamışlar onu demek. Yani yazmamışlar. Ama başka detaylar vermiş bu da. Benim fark edemedim. Bak mesela şimdiki en altta Ticaret ve Ziraat Nezarethanesi. Yani şimdiki günümüzdeki rektörlük binası. Yani bu evet, tamam. Birinci Dünya Savaşı yıllarında hazırlanan haritalar diyebiliyorum. Dolayısıyla tarihe bağlı olarak da yer vermemiş olabilirler. Ahmet, senin hastane 19... burada. Hospital Persan Muzafferi. Evet evet. Bu gözüküyor. Şeyde ya şimdi ben... o bina 1881'de inşa edildi. Ondan sonra ek binalarıyla 1910'da son halini aldı. Bu şey Defteri Hakani dediğimiz bina. Yok, yaz koymamış yani. Bir sebeple koymamış orayı o. Neyse, önemli değil zaten. Ama öbürleri yani yerine oturuyor şimdi hepsi. Doğru yani, bilmiyorum sebebini de, olması gereken yerde yok, görünmüyor. Evet. Şeyi, mesela bu Muzafferiye diye yazan İran Hastanesi'ymiş. Ben bunu bilmiyordum hiç. Evet, o okuldan önce hastaneymiş orası, evet. Bu bizim bildiğimiz okulu söylüyorsan daha aşağıda kalmıyor mu? Hayır hayır, aynen o. O okulun tarihi öyledir zaten. Eskiden hastanedir. İran hastanesidir. Allah Allah, tamam. Ben onlara çok hakim değilim. Evet. Yalnız ben burada İbrahim Paşa Sarayı'nı, yani öyle bir tak şey yazmış. Depo des Habits diye bir şey yazmış. Yani kıyafetler deposu gibi bir şey değil mi o Hüseyin? Evet, evet, evet. Yani ya ben orası hani... İbrahim Paşa Sarayı, yanındaki boşlukta Tapu Kadastro'nun olduğu yer. Ama yani İbrahim Paşa Sarayı da böyle belli belirsiz sanki böyle. Evet. Garip. Bir de bu hapishane hani yukarıdan aşağı kadar uzuyor. İbrahim Paşa Sarayı'nın da bir bölümünü alıyor değil mi? Tabii tabii alıyor. Bahsedeceğimiz. Ha. Alıyor. Başka resimlerden dört avlu, ben onların yerini de anlatırım size. Nasıl dersem o şeyi bir daha okusanız da. Depo bilmem ne diyor? Elbise mi diyor? Depo des Habits. Evet. Bir dönem neyse, burada çok abi burada çok oldu. Durmayalım. Depo des Habits yaklaşık olarak İbrahim Paşa Sarayı, yanındaki boşlukta Tapu Kadastro'nun olduğu yer ama evet, burada evet, göstermemiş. Evet. Evet, inşallah ortalık açılınca burada bir at yarışı da hipodromda seyrederiz. Devam ediyorum. Demin İlk resme bakın dedim. Bakın mahalle burası şimdi. Gördüğünüz evet. Gibi o su terazisi de bak nerede kalmış. Bir nevi sarmaşıklar içinde. Evlerin arasında. Evet, bu daha eski bir fotoğraf ama. 1875. Evet, yani ilk gösterdiğimizden daha da eski. O zamanlar çünkü burada mahalle var. Bunlar yıkılacak sonra. Arkadaki bina bizim Firuza Camisi. Evet. Minare görünen. Hemen o ortada görünen yer Millet Bahçesi. Bugünkü polis, turizm polisinin olduğu yer. ve benim meşhur eşek ahırı oldu dediğim yer. Bu meydanın temizliği için burada eşek ahırı vardı. Eşeklere iki tane semer yanlarına asıp köpleri onlarla topluyorlardı. Tam yani yerini gösterebilir misin? Bu Millet evet. Bahçesi herhalde. Evet evet, Millet Bahçesi. O orası, tamam. Evet. Karşısındaki binalar da şimdiki meydan işte. Yani Ayasofya evet. Tarafına tramvayı geçtiğimizdeki yer, açık alan.
Koca bir mahalle gördüğünüz gibi. Bakın şeye sırtını vermiş. Sultanahmet Türbesi'ne sırtını vermiş binalar. Evet. Alman Çeşmesi yok meydanda daha henüz. Yani bu kadar mahallelerin olduğu bir yerde cezaevi, bu kadar merkezi bir yerde niye cezaevi yapılıyor? Niye öyle kullanılıyor? Ben adliye var çünkü ondan dolayı. Yani aslında adliyelerle tevkif evleri ve cezaevleri yan yana yapılıyor. Orada yargılıyorsun, karar veriyorsun. O zaten hapisten oraya getirmek de kolaydır mahkeme için. Dolayısıyla hep böyle olmuş. Bizans döneminde de zaten numero denilen hapishane yine şeydeydi. Bu şimdi türbeyi görüyoruz ya orada, 4. Murat Sultanahmet Türbesi. Evet. Genç Osman da oradaydı galiba. Onun olduğu yerde bir hamam var. Zeuxippos hamamı diye. O hamam daha sonradan hapishaneye çevrilir mesela. Ve Bizans döneminde de zaten Delfax denilen işte bu adliye yapıları o civarda bir yerdedir. Yani yargılıyorsun, hapse atıyorsun, asıyorsun aynı zamanda. Hepsi aynı yerde. Yok, önce tevkif ediyorsun. Ondan sonra mahkemeye çıkarıyorsun. Dediğin gibi sonra da senin dediklerini yapıyorsun. Direkt asmayla ilgili fotoğraflar da vardı aslında ama siz onu Sultanahmet'e saklamışsınız. O da iyi olacaktı aslında üstüne. Neyse. Şimdi yaklaşık olarak 1870'lerde yeni bir kanunname çıkartılıyor. Tutuklularla ilgili, cezaevlerle ilgili. Zannedersem apar topar hazırlıksız yakalandılar ona. Bu alanı müsait gördükleri için buraya yapılıyor hapishane. Yani kendilerinin de pek gönüllü yaptıkları bir yer değil. Ve bir anda da mahkum sayısı 500'ü geçince hemen bir ek bina daha yapıyorlar. Olmuyor, aşağı geçiyorlar işte sonra. Yani çok hızlı gelişen bir olaylar. Kontrollü yapılan bir şey değil. Mesela bakın, minarenin yanındaki İbrahim Paşa Sarayı'na doğru olan evler, işte oralar yıkılıp bizim cezaevleri, cezaevi yapılıyor. Kadınlar bölümü işte neredeyse o evler. Sonrasında şuradaki evler daha sağda. En sağda. Evet, evet. Minarenin altındaki evet bu ev. Yanı. Buralar kadınlar bölümü, biraz ilerisi erkekler bölümü. Hatta yetmediğinde görünce İbrahim Paşa Sarayı'nın duvarını delip avluları da katıyorlar cezaevine. Evet. Yani çok hazırlıksız yapılmış bir iş. Bu kadar herhalde evet. Beklemiyorlardı. Şimdi onları da göreceğiz. Devam ediyorum. Ama ondan önce bir havadan görüntümüz daha var. Buyur abi. Bunu yaklaştırmak mümkün mü? Tabii. Özellikle o hapishanenin olduğu bölgeyi. Bu kaç senesi? İkinci cezaevi şimdi gördüğümüz adliye binası. Evet, buna da değineceğiz biraz sonra. Önce bir havadan görelim istedik. Bana göre Ahmet sarayın içinden çekilmiş. Çünkü sarayın kapısı görünüyor bak. En solda sarayın kapısı görünüyor. Bu uçaktan da olabilir. Bence bu uçaktan bu şeydir. İşgal yıllarında çekilmiş bir fotoğraf olabilir. Barbaros sol üste doğru kaçsana minarenin altına. Şimdi göründü bak. Tam çıktı evet. Meydan. Evet. Babu, Topkapı Sarayı'nın giriş kapısı. Babu Hümayun. Evet. Bu uçaktan çekilmiş abi. Ya da yok, şeyden olabilir abi, mi? Ahırkapı feneri. Yok canım, öyle fener mi olur abi? Ne yaptın sen? Çamlıca Kulesi gibi. Nasıl bir fener o ya? Büyük bir ihtimalle uçak resmi bu. Ya ihtimali falan var mı abi? Uçak resmi işte. Belki balondan olabilir. Hadi sizin aklınız için. Evet evet. Zeplin olabilir falan. Birinci konuştuğumuz cezaevi burada. Umi cezaevi. Evet. Fersade Tevfikhanemiz sensin burada. Doğru mu? Evet. Yani evet. Four Seasons'ın olduğu yerdeki cezaevi. Evet. Bak şey çok güzel. O zaman bu bina şeye kadar gidiyor. Tevkifhane sokağın olduğu yere kadar gidiyormuş. Evet evet. Değil sen mi? Demin bir şey demedim ama hakikaten oraya kadar gidiyor. Ben de öyle görüyorum. Evet evet, çok güzel. Orada da tabii yangın sonrası fotoğrafı bu. Öbür tarafta harabeler gözüküyor. Bu arada aşağıda da, senin da şu İshak Paşa Hamamı ve caminin olduğu yer mi aşağısı? Evet, evet. Evet, doğru. Bir de senin o da ak büyük orası da. Sütunlu büyük kapı alınlıklı bak bu tarafta. Heh. Evet, o işte. Evet, evet. Evet, bunu o soruyordun sen. Tabii şey gibi zaten. Şimdi arkeoloji müzesinin girişi gibi bu da.
klasik, o devirde neoklasik girişler yapıyorlar. Lavuk Adliye binası kaç yılında yıkılmıştı? 1933'te yandı. Hakikaten çok güzel bir binaymış be. Bir de gene kaynaklarda geçeni ben söyleyeyim. Bak bu açıdan hakikaten belli oluyor. Deniz tarafından bakıldığında Ayasofya'yı ve Sultanahmet'i kapatan gereksiz bir bina diye çok eleştirilmişti. Hakikaten bu, böyle bakınca kapatıyor ciddi ciddi denizden bakarsan. Değil mi? Ayasofya'nın görüntüsünü kapatmış. Denizden bir fotoğrafı var mı? Yok, burada kapatıyor canım. Bunu senelerdir Metin Kural da söyler zaten. İyi ki yandı der. Evet evet. Herkes öyle diyor. İyi ki yandı diyorlar. Evet öyle derler. Hatta bu Fossati'ler yaptı biliyorsunuz bunu. Ayasofya'yı restorasyonuyla uğraşırken bir de böyle bir görevi üzerlerine aldılar. Aslında Darülfünun olarak yapılıyor ama öyle yani üniversite olarak düşünülüyor ama öyle kullanılmıyor. İşte adliye bir ara şey meclis yapısı olarak binası olarak kullanılıyor. Öyle bir şey işte. Ama yandığında adliyeymiş 1933'te. Evet. O fotoğraf... Parlamento binası, meclis binası da oldu. Evet doğru. Şimdi ve demin o büyük resimde, ilk resimde gösterdiğimiz hani bir YouTube'da kapı girişini görelim dediğimiz yer. Evet. Arkasındaki duvarlar İbrahim Paşa Sarayı'nın duvarları. Deminki fotoğrafta da bu iki sütun gözüküyordu zaten. Evet gözüküyor. Ben göstereceksin zannettim ama onu büyüttüğümüzde orada gözükmüştü. Yok gözünün bir şeyde, karıştı ya. Bir öncekinde. Bak burada çok güzel gözüküyor. O değil mi orası değil mi? Evet burası. Çok iyi. Burada tabii şey yok işte. Bu 1870 dediğinize göre Tapu Kadastro Defteri Hakani binası burada yok. Evet. İbrahim 81 ile 1910 arasında geliyor çünkü o bina. Evet. İbrahim Paşa Sarayı arasında mesafe var biraz yani. Evet. Ahmet sana bravo ya. Ben buradan fark edememiştim ya bu sütunları. Ha, niye ki? Vallahi ben fark etmemiştim. Bak bayağı görünüyor burada da. Şimdi bir şey söyleyeceğim 1875, size. 1875 cezaevinde 1870'te yapılıyor. Evet. Şu kubbeli olan beyaz bina var ya. Bak orası. Sola git. Sola. Evet. Yok ya şu beyaz binayı diyorum yani. Onun üstü. Tamam. O eli kontrol edemiyoruz lan. Niye öyle? Bunun önüne yapılıyor işte Defteri Hakani. O beyazın, kubbeli beyazın önüne yapılıyor. Bu da duruyor hala değil mi? Orada arkada var öyle çünkü. Kubbeli bir şey var orada. Yapı var. Yani Defteri Hakani'nin arkasında. Günümüzde diyorum. Ben onu algılayamadım. Tamam. Bak, şimdi yeni fotoğrafta bir daha konuşuruz onu. Devam edelim bence. Bu arada yani, bu resimde şey de göründü ya. Üçler Mescidi de göründü burada. Evet arkada duruyor. Ben görmemişim bunları. Tamam. Ayana ben sana söylüyorum böyle İstanbul'un yıldız isimlerini konuk ediyorsun. Ayana kendini sıkıyorsun. Yani bugün sahneden atacaklar seni. Ama ne güzel hepimiz bir şey görüyoruz ya farklı farklı. Evet burada kalmıştık en son. Söyleyeceğiniz var mı? Fotoğrafla ilgili. Yok yakından gördük çok hoş bir kapı. Evet. Ama tabii o zaman da fotoğraf çekilince ya 30 kişi poz vermiş ha. Özellikle çocuklar kısa pantolonlu şapkalı evet. O zamanın çocukları böyle giyiyor. Bir tane de şey var böyle paçaya doğru şişme paçalı pantolon. Evet. Bu kapının akıbetini merak ettik Ayhan abiyle ve Sayın Oktay Kubat'ın kitaplığından taradığı bu kapının şu an Arkeoloji Müzesi'nde sergilenene dair bir görseli paylaşıyoruz şu an. Bak ben buradan bir şeyler detay söyleyeyim benim gördüğüm. İlk resimde arkadaki minareyi görüyoruz Firuze Ağa'nın. Evet aynen. İkinci resimde bakın artık bir şeyler değişmiş, yıkımlar başlamış falan. Tam iki sütunun arkasından düz baktığınızda bugünkü hemen bir sırt var. İstersen büyüt onu. Bir hafif bir yokuş gibi bir yer var. Orası bugünkü belediyenin kafesi. Evet, kafe olarak çalıştırdığı yer.
Ayhan abi, bak arkadaki binanın üzerindeki kubbeleri gördün mü? Evet. İşte o da demin bahsettiğim o kubbeli yer. O zaten İbrahim Paşa Sarayı'nın bir parçası değil mi? Evet, işte onun önüne de evet. Şey yapılıyor, kadastro binası yapılıyor. Evet, tamam, okey. Bu arada burası, bu baktığımız evet. Yer İbrahim Paşa Sarayı 4 avludan oluşuyor. Biz 3. avluya bakıyoruz. Yani bizim cezaevi dediğimiz yer 3. avluda. Ve buralarda ağırlıklı olarak mutfak bir dönem yanına ahır da eklenmiş. Yani şimdi boş olan alan yan binalar gibi düşünelim. 3. avlu. 4 avludan en ufak avluymuş bu 3. avlu. 4. avlu da arkasındaki adliye binasının olduğu yer. Evet. Evet, İbrahim Paşa sarayını gördük. Evet. Çok hoş bir terası var. Şu an İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılıyor. Peki bu bina şimdi hani şimdi müze tamam. Hani ben doğru anlamaya çalışıyorum. Çok hakim olmadığım bir konu olduğu için. Şimdi kadastro binasının arkasındaki bina da dahil olmak üzere o zamanlar hapishaneye dahil ediliyor. Buraya kadar geliyor mu hapishane? Yani bugün müzenin neredeyse merkezi diyebileceğimiz yapıya kadar geliyor mu? Bu da yok, dahil gelmiyor mi? Ahmet. Bu hani elbise deposu dediğimiz yerde mi gördüğümüz? Evet. Evet, oraya kadar geliyor. Yani Defteri Hakani'nin olduğu yere kadar geliyor. Ama bu tarafa gelmiyor diyorsun. Tamam, bu tarafa okay. Gelmiyor. Yani bu şeyle o büyük olan yere asla gelmiyor. Onu gördüm. Tamam. Ama bunun avlusu da var mı içinde çok emin olamıyorum. Yani basık olan bölüm, şimdiki gişelerin olduğu yer. Evet. O avluya da geliyor mu emin değilim. Büyük binaya gelmediğinden eminim. Tamam. Yani halı müzesinin olduğu yer. Şimdiki. Evet. Oraya gelmiyor. Peki geçelim o zaman değil mi? Sonra ne var? Evet. İşte bu çok güzel. Evet, 19. yüzyıldan bir gravür. Antoine Ignace Meling saray çevresinde de bulunmuş, mimarlık yapmış İstanbul'da. Onun bir gravürü İbrahim Paşa Sarayı görüyoruz. 19. yüzyıl derken yani başı herhalde değil mi? Yani, evet başı. Yani öyle sonunda bu görüntü olmaması lazım. 1820'lerden Melling çalıştı. Ben de kullanıyorum bazı gravürlerini onun. Evet. Ortalama 1820'lerde çalıştı yoğun olarak. Burada neye baktığımızı ben anlayamadım. İbrahim Paşa Sarayı'nın belki de elimizdeki en eski görseli. Şey nerede? Yok ora değil. İbrahim Paşa Sarayı solda. Bak senin demin gösterdiğin cumba var ya evet, orası. Cumba'da pardon. Evet. Bizim şey nerede? Obelisk. Yok solda yani, onlar gözükmüyorlar. Obeliskler gözükmüyor mu? Ha, tamam. Görüntüye girmemiş. Yani, hipodromun tamamını almamış gravür. Zaten işte İbrahim Paşa Sarayı'ndan itibaren orada Üçler Mescidi falan da gözükmüyor aslında. Arkada kaldı herhalde. Bilemiyoruz ki. Öyleyse şu sağdaki evler kadınlar hapishanesinin olduğu yer mi oluyor? Yok yok, ben size başka bir görüntü vereyim. Bu tarihte hapishaneden hiç eser yok. Yok bu yok arada, yani yaklaşık olarak oraya mı inşa edildi demek istiyorum daha sonra. Başka bir tüyo vereyim size emin olduğum. Tam ortalarda hani yokuşa doğru çıkan bir yol var ya, hemen arkasında bir ağaçlıklı bir kapalı bir alan var. Evet orası. Orası Durmuş Baba'nın neydi lakabı? Server. Yok öbürü. Toklu muydu? Toklu dede miydi? Abi hatırlayamıyorum. Şöyle söyleyeyim. İbrahim Paşa Sarayı'nın girişine girdiğimizde kapıdan. Durmuş dede olabilir mi? Durmuş dede. Heh. Yok bir de lakabı vardı. Servermez Durmuş dede. Yok. Servermez Defteri Hakani'deki bir tane daha var. İki tane yan yana türbe var çünkü burada. Durmuş dedenin lakabını siz de hatırlayın. Gişeden girdik İbrahim Paşa Sarayı'na. Orada içeride bir tane bir yatır gibi bir şey var. Bak, o yolun üstündeydi. Sonradan alındı içeriye. İbrahim Paşa Sarayı'nın içine. Bu ağaçlıklı olan yer türbe.
Düğümlü baba olabilir mi abi? Düğümlü baba. Heh. Düğümlü babanın türbesi orası. Evet. Şimdi toparlayabildiniz mi yaklaşık? Hayır abi, öyle bir şey söyledin ki bizim en bilmediğimiz bir noktadan bahsetti. İyice bu şey oldu. Bugünkü konumuz gişelere girdiğimiz yer. Bakar olduk. Yok ama yok abi, tamam. Yani anlaşıldı. Tamam, şu gördüğümüz sağdaki yapılar Hüseyin'in dediği gibi o şey hapishanenin girişinin de olduğu yerler herhalde, değil mi? Yaklaşık, evet. Evet. Burada Firuza Camii'ni göremiyoruz ama, değil mi? O da gözükmüyor. O da çok dışarıda. Sağda. Çok dışarıda. Sağda. Şu yokuş çıkılan yer işte İbrahim Paşa Sarayı'nın ana girişi. Yokuş çıkılan yer ve divanhane orası. Yani Bakanlar Kurulu'nun toplandığı yer. Hemen sırtındaki bizim bugün bildiğimiz bina. Hani o seyir yeri falan vardı ya. İbrahim Paşa'nın haremliği orası. En üstteki orası. Bina. En uç. Bak, balkon da gözüküyor. Balkon gözüküyor. Barbaros evet. en uç. Evet. Heh, balkon evet. Da gözüküyor. Orası İbrahim Paşa'nın kendi yeri, haremliği. Bir önündeki bina divanhane, Bakanlar Kurulu'nun toplandığı yer. Bu yokuşla çıkılan yer de divanhaneye çıkan yol. Konuşuldu. Daha tamam. Bize yakın olan yerlerde işte o ahırların ve mutfakların olduğu bölüm. Yani bugünkü cezaevi dediğimiz yer. Bu karşımızdaki yapı mı? Evet, evet. Kadınlar bölümü, eklenen bölüm. Yok, kadınlar bölümü bize daha yakın böyle görüntüden çıkacak. Evet. Yani bunların hepsi İbrahim Paşa Sarayı'nın parçası mı yani? Ahmet hiç ikna olmadı, toparlamaya çalışıyor. Yo, ben değil, seyrediyorum, sizi dinliyorum. Tabii yaklaşık bu evler böyle. Değil, bu evler değil. Buraya kadar gelmiyor İbrahim Paşa Sarayı. Tamamdır. Geliyor Hüseyin. Abi yani, evler var burada. Yani İbrahim Paşa Sarayı için evleri yıkmadılar. Burada gördüğün gibi evler var. Evler değil yani, işte o. Konağın bir bölümü bu. Şeyler, hizmetlilerin olduğu bölüm bu taraf. Burası da İbrahim Paşa Sarayı'nın bir parçası mı diyorsun? Evet. Bu arada sadrazamlık konutu bu. Öyle de düşünün. Hani feriye, yani yazıcısı, müsteşarı hep onların çalıştığı yerler bunlar. Tamam. Yani ikinci hizmette saray gibi evet geldiniz, yardımcılar, bakan öyle yardımcıları mi? Falan yazıcılar. Peki. Tamam. Şimdi bir avludayız. Bu cezaevinin iç avlusu. Şimdi bu İbrahim Paşa Sarayı'nın içi mi burası aynı zamanda? İçi. Defteri Hakani'nin oralara denk gelen yer. Arkası. Üçüncü avlu dediğin mi? Yok, üçüncü avlu sağdaki avlunun dışı. Buralara da girmişler, kullanmışlar. Cezaevi yetmez olunca girip kullanmışlar. Ahmet yukarılara baksanız, oradan bir bina tanıyabiliyor musunuz? Baktım vallahi, hiç tanıyamadım hiçbir şey. Ben onlar yani modern kagir binalar. Bugün yani oradan işte. Direkler arasında oradan bir şey görür müyüz falan diye baktım. Bir şey yakalayamadım ben. Ben de buraya atılan kelleleri arıyorum ama gözüme çarpmadı. Ya hayal gücüne bak ya. Ben sadece orada havuz var diye düşünmüştüm. Süs havuzu diye düşünmüştüm onu. Mahkumlar bak, eğlensin falan diye. Git biraz daha bir şeyler söyleyeyim onlarla ilgili görsellerde. Evet. Bak deminki havuzun önünde duruyor adam. Havuz evet. Diyorsak eğer ona. Biraz büyütsene onu. Şimdi Barbaros böyle siyahi adamlar da var mıydı cezaevinde diye sorunca tekrar bir baktım. Aslında yok. Var. Fakat çok çok azınlıktalar. Bir karakter geldi aklıma. Bu olma ihtimali de var. Budur diye anlatmayacağım karakteri. Sudan'dan geçmiş yani bunların yaşadığı dönemlere getirelim. Demek ki esirciliğin bitme dönemleri falan. Sudan'dan 50 kişilik bir çocuk grubu geliyor. O uzun yolda başlarına bir takım felaketler de geliyor. İşlerinden Dilaver diye bir çocuk sağ kalıyor bir tek. Natuk Paşa
burada yazılı. Vefa yokuşunda evi vardı. Yanındaki 3 binayı da istimlak edip bahçesine kattı. Çok büyük birisiymiş. Bu adamın yanında bunu besleme veriyorlar. Adamın yaşıtı oğulları da var, torunları da var bundan beraber. Bu adama her şeyi tanıyorlar, her hakkı. Okula falan da gönderiyorlar. Adamı bir türlü zapt edemiyorlar. En sonunda yandaki bahçeden birisinin eriklerini çalarken adam da akıl hastanesinden yeni çıkmış. Bunların yüzünden tekrar cezaevine düşüyor. O kadar adamın üstüne gidiyorlar ki sonrasında bu çocuğun adamı tekrar tımarhaneye atıyorlar, delirdi tekrar diye. Fakat sonrasında paşa araştırıp da bu çocuğun yüzünden delirdiğini görünce artık bundan bir halt olmaz diyor. Bunu esir pazarında sattırıyor. Bir saraylı birisini alıyor. Onun ismi geçmiyor kayıtlarda. O saraylılar bir nevi kavas. Evin küçük kızlarının mesire yerlerine, bir yerlere gitmesinde faytonlara eşlik etmek. Onlara göz kulak olmak. Kağıthanede birisi yanlarına genç bir çocuk kızlara gül atıyor. Bu da hem adamı hem arabacısını evre çevire dövüyor. Nasıl bizim namusumuza bakarsın diye. İş çok büyüyor, saraya kadar gidiyor. Adamın babası da bakanlardan birisiymiş o çocuğun da. Var hepsinin kayıtları da, burada girmeyeceğim onlara. Merak edilirse sonra tek tek anlatırım. Oraya kadar gidince iş oradan da kovuluyor. Fehim Paşa, bildiğimiz meşhur Fehim Paşa bu tiplere çok meraklı. Böyle bir ismini duyuran adamı hemen yanına alıyor. Bunu yanına alıyor. Gel lan diyor, Arap diyor. Sana diyor tek bir görev diyor. Bunu bir filme bağlayacağım Kemal Sunal'ın. Geç diyor karşıma. Tam deli bu adam. Geçiyor. Bardağı diyor kafanın üstüne koy diyor. Koyuyor. Hiç kıpırdama fellah diyor. Dan diye ateş ediyor. O bardak kırılıyor. Üstüne sular dökülüyor. Adamda tık yok. Hah diyor, sen benim has adamımsın diyor. Senin tek görevin diyor bunu yapmak diyor. Canım sıkıldığında. Fehim Paşa da sıkı bir silahşör. Öyle böyle değil yani. Gerçek silahşör. Sonra gel zaman git zaman. Fehim Paşa'yı da canından bezdiriyor. Kolundan bunu diyor. Adamı kovuyorlar. Nişan alacak adam yok. Yeni birini bulun bana diyorlar. Bundan daha kalıplı, post bıyıklı bir adam getiriyorlar karşısına. Ona da diyor geç karşıma. Adam şafak atıyor tabii. Bardağı başının üstüne koy. Aman paşam falan filan. Dur diyor, kıpırdama diyor, seni vururum. Dam bir ateş ediyor. Sular adamın üstünden aşağı akıyor ama sadece o kırılan bardaktaki su değil. Her tarafı ıpıslak olmuş adamın. Altına kaçırmış. Ve küt diye düşüp bayılıyor adam. Ondan sonra gidin diyor, benim arabı bulun getirin diyor. Bunu sonra tekrar barınamıyor. Cezaevine falan da düşüyor. Yani bu da olma ihtimali var ama bu değil bana göre o karakter. Sonrasını söylüyorum. Ne söyleyeceğimi de unuttum. Bu Kemal Sunal abi. Filme bağlayacağım. Kemal Sunal'a bağlayacağım. Bir filminde bir mafya babası var. Böyle sürekli baş ağrıları çeken, der. Bir tane adam bulurlar buna, Kemal Sunal'ı. Sırf onun işi adamdan dayak yemek. O adam çok sinirlenince bir pataküte döver onu. Mazlum. Hayır, orada da oluyor, farkında mısınız? Bana mazlumu getirin diyor baş ağrımaya başlayınca. O karakter sanki ondan esinlenmiş gibi. Onun yerini tutan olmuyor. Kemal Sunal'ın yerini tutan da olmuyor. Kimse onun gibi güzel dayak yemiyor. Yani Kemal Sunal da dövüyor da ama aynı zamanda. Karşılık da veriyordu. Evet, orada bir sadam. İşte belki onun için yerini tutan olmuyor. Evet. Bu adam öyle bir karakter yani. Evet. Tamam. Peki devam ediyoruz. Birden ayakkabılar gördük. Ayakkabılar çok güzel. Arkasına da basılmış. Ben bu tamam, resme böyle baktım. Barbaros uyarana kadar ben onları fare zannettim. Hadi ya. İki tane fare geçiyor zannettim tavandan.
Bu işte İbrahim Paşa Sarayı'nın üst avlu, şey, o avlulardaki üst katlar. Evet, bu şey gibi, büyük yeni han gibi böyle. Benziyor zaten. Evet, evet, evet. Güzel, güzel değil mi? Çok güzel. Tanıdık simalar. Olur. Gözümüze çarpmadı, devam ediyoruz. Evet. Ve Fosatlı'nın Ahmet Adliye Sarayı'nın bir çizimiyle karşı karşıyayız. Pardon, Barbaros. Bir geri gelir misin? O tarafı bitirdik çünkü. Son bir şey daha anlatayım. Evet. Bu veya öbür resimde dur bir yerde. Bu cezaevinde yine bir hata yaptım. Sultanahmet cezaevlerinin adını söylerken bununkini tam söylemedim. Veya eski ismini söylemedim. Mehterhane cezaevi. Ha. Üçüncü avlunun ismi Mehterhane. Mehterhane'den kastımız bir dönem mehter takımının takım taklavatı konuyor. Artı aynı yere, aynı dönemde padişah otağları hem bakımı yapılıyor, korumaya alınıyor orada, tadilatı falan yapılıp, hem de onların deposu. Mehterhane cezaevi de bir ismi bunun. Şimdi peki burada... Ayhan abi, o zaman hani demin elbiseler deposu diyordu ya, evet, şeyde. Evet. Acaba evet, orası buna mı denk düşüyor? Evet. Yani mehterhane vardı orada, otağlar da orada kalıyordu bir dönem. O zaman bir dönem bayağı hastanhane de oldu burası. Yani bayağı o zaman hapishane oraya kadar ilerlemiş demek ki bayağı yani. Ya işte hata ya yapmıyoruz müzenin, yani. Müzenin içine kadar. Tabii yani şuradan şuraya kadardı demeyelim. İşte görselleri beraber yorumlayalım. Tamam, yok senin söylediklerinden yani hani düşünüyorum seninle beraber. Buradan tamam, okay. Bir anı söyleyeceğim. Hüseyin Irmak dedi ki bu programı yapacağımı duyunca dedi bit yarışlarını anlat dedi. Dedim onu anlatmayacağım. Senden bir program yaptığımızda en büyük eğlencelerinden birisi bit yarıştırmak mahkumların. Onu Hüseyin sonra anlatsın. Ben şimdi anlatacağım bazı karakterler var. Bizim meşhur Arap Abdullah, o Ustura Kemal karakteri. Arap Abdullah o büyük direkler arası cinayeti dediğimiz olayda buraya geliyor. Bir sürü kaynaklarda teyit ederek gösteriyor. Tek bir kaynaktan değil bu. Paran ve arkan var ise Arap Abdullah durumunda yaşarsın. Yoksa yandın yani. Cezaevinden sağlam çıkamazsın. Yaşam koşulları, yeme içme onlar yeter. Birinin seni şişlemesine, dövmesine gerek yok. Sağlam çıkamazsın oradan. Kesin verem olur. Arap Abdullah buraya cezaevine girdiğinde atıyorum 9-5 mesai gibi düşünün. Kapının önüne sandalye atıyor at meydanına. O gördüğümüz sütunlu kapının önüne. Nargilesini yakıyor. Öğlen yemekleri tablada aşçılardan geliyor. Yemekhanelerden yani bugünkü restoranlardan geliyor. Akşam saat 5 kapıları kapatıyoruz deyince içeri geçiyor. Öyle bir yaşantısı var. İki, cezaevinde parası olanlar için bu genel mahkumların bit yarıştırdığı gibi eğer paran varsa olmazsa olmazın senin bir kaniş fino köpekleri. Süs köpekleri var ya evde beslediğimiz. Bunlar vazgeçilmez. Neden? Çünkü geceliğin o senin yatağında yatıyor. Olası bir tehditte birisi hani yavaş yavaş herkes uykudayken yaklaşacak ya sana. Eğitilmiş o kanişler ortalığı ayağa kaldırıyor. Yani şişlenmemek, biri tarafından vurulmamak için kaniş besliyorlar. Çok ilginç geldi bana bu. Abi ben ilk defa duyuyorum ya. Hakikaten muhteşem hikaye. Bir başka şey de yine galiba biraz daha alt kategoride, orta sıralardakilerinde hem eğlenmek hem kendilerini korumak. Kuşlar yani bir nevi kanaryanın benzerleri. Onlar da eğitimli. Biri yaklaştığı zaman ötmeye başlıyor. Yani, hayvanat bahçesi gibi ya. Hüseyin Irmak da bit yarışını anlatır sonra bize bir ara. Tamam geçebiliriz. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Evet, şimdi tamamen sizde.
Bu yıkılan adliye binası değil mi? Yani. Rosati'nin çizimi bu. Bu gravür. Tıpkı fotoğraf gibi dönemde fotoğraf da çekiliyor. Fakat bu kaynaklar öyle gösteriyor. Rosati çizimi. Evet. Yalnız arkadaşlar şimdi bu çok hoş bir bina ya. Yani bir başka binaları kapatıyor diye bir takım tarihi binaları yıkarsan mesela Paris'te düşünsene bina kalmaz. Yani yanmasına en son sevinilecek yapı bu. Evet. Bu ikinci cezaevimiz konuşacağımız Dersaadet Tevkifhanesi nereye düşüyor tam olarak burada abi? Bunun yan tarafı, sol tarafı. Değil mi? Sol taraf. Yok yani benim... tam karşısında altta kalıyor. Heh, onun sonunda. Oradan gidersen sonunda. Bayrağın en ucu gibi. Peki bu bayrağı, bayrağı gibi. Bu bayrağı soracağım ben de. Bayrak ne bayrağı? İspanya bayrağı. Ne olur Ahmet o? Ben şimdi İspanya bayrağı dedim ama hani bilmiyorum oraya yakınlaştığımız. İlk yapıldığında Darülfünun'du. Bu da yapılmasına yakın bir dönem. Ha şey o. Osmanlı arması var üzerinde galiba. Olabilir yani mi? Olamaz ben, ki. Ben bağlayamadım onu. Neyse, ona önemli değil. Gravür olduğuna göre, resim olduğuna göre, kafasına göre ne istiyorsa onu koymuş. Eğer Fossati çizdiyse kendisine dair. Bak benim gene gördüklerimden tam o bayrağın önünde bir avlu gibi ortada bir boşluk var. Fark ettiniz mi? Evet. Giriş. Aşağı doğru in. Heh, orası. Heh. Yaklaşık bugünkü o Halki kapısının olduğu yere denk geliyor. Yani öbür resimde de göreceğiz peşindeki resimde. Orası işte. Giriş devam orası. Ediyor. Ben de devam. Evet zaten sağ tarafta da şeyler. Hani şu sağdaki yapı Ayasofya değil miydi? Evet o. Abi sağdaki yapı Ayasofya ise Halki kapısı şu gördüğümüz girişin oralarda. Hemen şu karşımızdaki üçgen alınlıklı yerin oralarda. Vallahi ben söylediğim o araya denk geliyor ben. Ben öyle denk getirdim gördüğümden. Yani şöyle düşün. Bugün Sultanahmet Çeşmesi'nin altından aşağı inerken Topkapı Sarayı duvarı solumuzda. Sağımızda bir yerde Kalke Kapısı. Ben yanlış söylüyorlar olabilirim. Bak şimdi tam yok, karşımızdaki kapı da. Şey Bayan abi doğru söylüyor. Şu anda karşımızdaki kapı da 3. Ahmet Çeşmesi'nin karşısı. Şu anda bize bakan. Evet orası. Evet. Yani evet orası. Oralarda değil mi Kalke Kapısı? Yok öbür tarafta ya. Bu tam şey Haseki, orta yerde. Haseki Hürrem Sultan şeyi var ya hamam. Ha, orada mı diyorsun? Hamamın karşısında bir yere düşmesi lazım. Ya ben öyle biliyorum. Bu tarafta evet, diye hiç okumadım ben. Bir sonraki resimde bir daha yorumlayın. Üniversitenin giriş kapısı var. Evet. Burada görüyoruz yine arasını. Evet, bu görmediğimiz kapı değil mi? Bu denize bakan taraf. Bu denize bakan taraf. Altında cezaevi var. Evet, tevkifhane, Dersaadet Tevkifhanesi. Orada işte şey var, meşhur çeşme var. Evet, orası çeşme. Kerbela Çeşmesi mi diyorduk ona? Kerbela Çeşmesi, evet. Ve o sokakta bugünkü arkaya doğru uzanan yanından. Evet. Arkaya Kutlu doğru sokak. Uzanan şimdiki Kutlu Gün. Kutlu. Evet. Eski ismiyle Kara Cehennem İbrahim Sokağı. Ha, öyle miymiş? Evet. Yakın zamana kadar Kara Cehennem de o sokağın ismi. Yani çok eski değil yani biz de gördük oraları. Sizler kim de gördünüz. Kim bu Kara Cehennem İbrahim Bayan abi? Kara Cehennem İbrahim 1826 Yeniçerilerin ortadan kaldırılması olayında Et Meydanı'ndaki Yeniçeri kışlasını topa tutan topçu binbaşı. Kara Cehennem İbrahim Ağa. Onun bir binbaşı. İsmini oradan aldı bu. Torunu ya da torununun karısı galiba psikolog. Televizyonlarda bir programı var. Bir şey Kara Cehennem Hanım. Bayağı böyle Kara Cehennem gibi de konuşur hakikaten. Bana göre sol alttaki yaklaşık biz hani aşağı iniyoruz ya halıcıdan aşağı. Hmm.
aşağı indiğimizde hani duvar yıkıntılarla kapanmış. Açık olsaydı galiba şu binaların altına girecektik. Doğru mu düşünüyorum? Abi, bunlar altındaki. Magnaura'nın kalıntıları mı? Evet, evet, evet. Şimdi Ahmet, sen fikir misin? Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Şimdi o çeşmeden sağ tarafa doğru baktığımızda oradaki yol Kutlugün Sokak dedik değil mi? Heh. Evet. O Kutlugün ismi bir kere hani bu hapishaneden çıkış kapısı, yani hapishaneden kurtulma kapısı orada olduğu için verilmiş oraya. Dolayısıyla evet. Yani hapishane döneminde herhalde Kutlugün de oranın adı. Yani Karacahennem daha da öncesindeki ismi olsa gerek diye düşünüyorum ben. Ahmet, gene yanlış söylemeyeyim ama biz çıplak gözden Karacahennem İbrahim Sokağı'nı gördük. Çıplak sen de gördün, ben de gördüm. Biz gördüysek biz gördüğümüzde bu cezaevi açık mıydı? Değildi ki. Cezaevi de vardı. Cezaevi ne zaman kapanıyor abi? Cezaevi ne zaman kapandığını bilmiyorum da yani İbrahim, Karacahennem İbrahim ismini ben hatırlıyorum ya. Yani tekrar bakalım onlara. Sanki 12 Eylül'de mi tekrar kullanıldı burası? Olabilir yani. Neyse. Kutlugün Sokak ama o sebeple veriliyor ya. Şimdi onun sağ tarafı, yani fotoğrafın sağ tarafı, Hüseyin'in bahsettiği yerler orası olsa gerek. O binaların altı bizim bugün Magnora Sarayı adı altında gezdirdiğimiz. Ama tabii yani oraya tamamen Magnora Sarayı demek ne kadar doğru olur bilemeyiz. Ama oradaki halıcı öyle demiş yani. Magnora oralarda bir yer. Çünkü Büyük Saray'ın parçalarından biri Magna Aula. Büyük Avlu aslında. Ya bu sağda şimdi şey var. Palatin Kafe var orada değil mi Hüseyin? Evet doğrudur. Evet evet oradan, orası. Oradan aşağı iniyoruz evet. İşte o aşağı indiğimizde hani bir resim çektirdiğimiz, poz verdiğimiz bir yer var ya, yıkılmış yani, yolu kapatmış. Tamam. Eğer o yol bize, kapanmasaydı sağ alttaki doğru. Bu yıkıntılara gelecektik değil mi diyordum. Doğru doğru. Yani fotoğrafın çekildiği yöne doğru gelecektik. Evet evet evet. Evet evet. Evet. Doğru. Zaten öyle devam ediyor. Bir alt sokak Akbıyık değil mi? Orada da zaten bu onun uzantısı var. Bir bina duruyor Büyük Saray'dan. Restore edilmiş olsa da. Varuna Kafe var ya, Varuna Kafe'nin yanı bahsettiğim yer. Neyse, orası konumuz değil. Evet. Tamam, ben de bu kadar yani. Tamam, çok güzel. Devam edelim o zaman. Devam. Çeşmeyi yakından görüyoruz. Evet. Efsane. Bu çeşmenin üzerine bina yapmışlar değil mi? Eğil geç. Hemen sağ tarafımız Palatin Kafe. Evet. Ve günümüz. Evet, bu çeşmeyi de Nakşidil Sultan yaptırmış diye okumuştum ben. Öyle mi? Oo. Evet. Yani 2. Mahmud'un analığı. 1. Abdülhamit'in eşi. İşte eşlerinden biri diyelim istersen. Fatih Camii'nin yanındaki türbeden bahsediyoruz değil mi? Orada yatandan. Evet evet bravo. Girişteki oradaki. Kerbela Çeşmesi denmesinin sebebi de bunun musluğu yok. Yani çeşme diyoruz da bunun suyu akmaz. Kerbela'da da su bulamazlar ya yani. O acılarla ilgili bir çeşme bu. Onların hatırasına. Şimdi Kerbela Çeşmesi yaptırıyorsan o zaman senin hani Müslümanlık açısından yakın olduğun taraf ya Şiilik ya Alevilik oluyor ya da Bektaşilik. Nakşidil de aslında şeydir hani saraya dışarıdan giren bir kadın olarak herhalde dini değiştirildiğinde tam sünni olmuyor diye düşünüyorum ben. Ama bu söylediklerimden emin değilim yani. Ya arkadaş siz bu aşk hikayelerine gelince veya böyle kadın karakterlere gelince ben hiç beceremiyorum. Siz bunu formülünü de öğretin bana ya. Ya niye ya? Susup kalıyorum. Hüseyin'le sen döktürüyorsunuz. Abicim hayat ya. Aşk ya. Aşk oldu mu hayat var. Yaşla ilgili bir şey mi bu? Yo ben değil daha çok Ahmet. Ahmet bir aşk ödülüdür. Neyse ben konuşmayayım daha fazla. Tamam. Geçelim bir sonraki fotoğraf güzel. Bana öğretmeyin de bari Barbaros'u öğretin yani. O çocuk daha iyi öğretmeni. Barbaros hepimizden iyi biliyor. Onun neyse, bir sonraki programda Karacahennem İbrahim'in torununu çağırarak bu konuları konuşacağız diyor muyorum. Aman o kadın yer hepimizi. Neyse devam. çok ilginç bir kadın böyle. Hakikaten sert konuşuyor ya. Evet. Şimdi Nuriye var mı resmin altını? Hı? Ne var mı? Resmin altını okuyabiliyor musunuz? Ayasofya yazıyor en sağda.
En solda Konstantinopoli yazıyor. Vallahi Roma'yı fondü. Ne diyor? Yani arkadaki adliye binası veya Darülfünun diye bir şey geçiyor mu? Reggi Romai diyor. Bu anlayamadım ki nece bu ya? Eşit. Tamam. Tamam okuyabiliyorsanız diye. Yok. Evet. Bu Hürrem Sultan Hamamı da hangi açıdan çekilmiş ya? Hürrem Sultan değil mi bu? Evet şeyden işte. At meydanı. At meydanı tarafından. Yani Alman çeşmesinin hizasından bir yerden. Şeyin arkada adliye binasına bakıyoruz. Şeyden de Sultanahmet Türbesi'nin oradan çekmiş bence. Evet evet. Evet evet doğru. Doğru orası. Bu sefer nereden bakıyoruz? Ha işte demin söylediğim buradan olması lazım kapı dediğim yer. Evet. Bunun sağ tarafında bir yerde diye ben biliyorum. Ama hani ben de itiraf edeyim hani net bir şekilde kafamda yoktur. Ama okuduklarımda bunun sağ tarafına doğru bir yer olması gerekiyor. Orada PTT şeyi vardı eskiden. Kiosku vardı. Onun arkası mı ne öyle bir şey diye hatırlıyorum. Burada bayrağı gene görüyoruz ama bayrak çok silik. Burada ay yıldız şeklinde ya bayrak. Ha, evet bu ay yıldız ve bayağı. Hilali yıldızı görüyorum. Ama çok silik. Ben de silik gördüm yani. Evet. Hüseyin bravo ama ya Osmanlı bayrağı gördüm bak ben onu da görmemiştim ha. Ama gördükten sonra da baktım ay yıldız olduğunu da gördüm. Evet abi. Pardon bu arada bir geri gitsene o hamama gitsene Barbaros. Şimdi minareye doğru bittiği yer hamamın bittiği yer orada da karakol var. Sultanahmet Tur'un şeyinde çalışmasında gösteririz onu. Canlı canlı görünüyor yani. 4-5 tane resmimiz var. Orada da karakol var. Sarmaşıklar içerisinde olan bir yapı var galiba. O mu karakol? Bak binanın bittiği yer hamamın. Evet o en köşe. Ona bitişik. Evet. Ona bak bitişik. Böyle bir şey bilmiyordum ben. Minareye doğru. Şöyle anladım geçiyor. Sarayın ve adliyenin koruma karakolu. Bak ilk kez duyuyorum ha. Bu çok hoş. 4-5 tane resim var yani. Çok net görürsünüz onları. Kuş söyleşilerinde bilgiler konuşuluyor. Evet ya. Gerçekten. Ya konuşulacak tabii abicim. Ben ustalarıma ders ve şey... Ya, şey veriyorum. Ders veriyorsun, veriyorsun. Ağzından çıktı bir kere. Tamam. Ayan abi koş yangın çıkmış. Sınav veriyorum sınav. Dur ağzını yıkıp geleyim. Yanmış kül olmuş. Ayan abi yanmış kül olmuş. Ne olmuş burada? Hüseyin'in bak nazarı değdi. Kapısı orası değil falan. Bak yaktık hocam. Bak öbür taraf bayağı bir yanmış, çökmüş. Bu taraf direniyor. Buranın çatısı gitmiş. Ama artık duman olduğuna göre demek ki yangının sonu gelmiş yani. Daha doğru yanacak de bina kalmamış neredeyse. Fossati'nin çizimiyle birebir açı aynı. Onu da fark ettiniz mi? Yani aynı minareden aynı minareden çünkü yani fotoğrafta evet, evet. Aynı minareden. Evet. Topkapı Sarayı tarafındaki köşe minareden. Bu resimde de arkada Sultanahmet de bayağı heybetli görünüyor dumanların içinde. Evet. Puslu puslu. Evet abi. Evet. Evet bunda biraz takıldık. Ben bu resmi koyduğumda kadınlar cezaevi, kadınlar bölümü diye yaptım. Sonra Barbaros'un uyarmasıyla da şimdi peşinden gelecek birkaç resimde siz de yorumlayın. Burasını biz Tevkifhane Sokak şeye doğru, yukarıya doğru, meydana doğru olan tarafa gidiyor kadınlar diye yorumladık en son. Evet. O resimleri peş peşe ver, yorumlasınlar şimdi. Evet, günümüzde yine Four Seasons Hotel olan bu Tevkifhane'yi görüyoruz. Ne dersiniz? Bravo, güzel yorumlamışsınız diyorum ben abi. Evet. Yaklaşık aynı yere bakıyoruz. Evet. Orası herhalde otel olmadan önceki son haliydi değil mi? Son üç bu gösterdiğiniz. Evet. Dökülüyor. Yani şu ilerisi evet. Herhalde ilerisi evet. Değil mi? Çıkıntı olan.
kısmı. Bu arada da oteller şeyi söyleyeyim Ahmet. 1870'lerde o ilk cezaevi yapılıyor Sultanahmet Meydanı'na. Hmm. 1919'un sonlarında bu tarafa taşınması kararı çıkıyor. Fakat oradan buraya geçişi biraz uzun sürüyor. Yani hem bu devreye giriyor hem o devrede kalıyor. Yani 1920'lerin başından itibaren burayı düşünün. Hmm. Cezaevine dönüşmesini. Evet. Galiba 1900'lerin 1990'larda da cezaevi işlevi bitiyor. Ya 1984 ya 1994'tü. Şimdi yapının içinden bakıyoruz Ayasofya'ya doğru. Burada da bir kalıntı var. Ne diyeceksin? Tamam, i̇şte bu kalıntı aslında Ayhan abinin dediği gibi tam da adliye binasının temeliymiş gibi gözüküyor ki Allah bilir şeydir, hani buradaki duvarların bir kısmı o binanın temelidir. Ama burada yapılan arkeolojik kazılarda işte o Magnora dediğimiz tarafın önünde bir yerde olan Kalke Porta, yani sarayın giriş kapısı ortaya çıktı. Hatta şu ikinci çukur olabilir yani. Ama ben de tam kesin hani tam şurası tam burası diyemiyorum. Evet, benim kafamda orası gibi. Allah Allah, ben tam Topkapı Sarayı'nın karşısında diye düşündüm. Niye öyle düşündüm bilmiyorum. Şimdi şöyle düşünelim biraz da Hüseyin. Bu alanın tam karşısı Augusteion Meydanı. Hani bir tarafı evet, Ayasofya, evet. Bir tarafı işte Zeuxippos, Delfax falan. Dolayısıyla o Augustina şeyinden, Teyum meydanından geliyorlar. Yani herhalde direkt kapıya geliyorlardı. Anladım. Öbür tarafa gitmeleri bilmiyorum, o da olabilir tabii ama yani ya bu tarafı yatırıyor. Başkanı şeyi bulduk demişti. Evet. Kalkepiliği bulduk demişti. Bir fotoğraf yayınlanmadı mı ya? Yok, yerini buldular. Yani kapının kendisi yok. Tamam da o yeriyle ilgili bir fotoğraf. Yok ama şeyde var. Bizantium 1200'de böyle temsili olarak bunları hani inşa etmiş peşkinde yayınlıyorlar ya. Hı-hı. Hani orada var sadece. O da orada bu tarafta var, bir yerde gözüküyor zaten. Evet, ilk fırsatta bu otelin bu manzarasında bizi alırlarsa otele. Gerçi Ayhan abinin himayesinde girebiliriz diye düşünüyorum. Turist taklidi yaparak. Yok, burada hükmüm yok. Ben yer altında çalışıyorum. Her tarafa girerim yer altında. Üst katlarda benim hükmüm yok. O Ahmet'le Hüseyin ayarlayacak.